Merhaba arkadaşlar, EMKO Elektronik'ten Teknik Öğretmen Dinçer Yılmaz. Bugünkü videomuz ikinci videomuz olacak bu konuda ve EMKO cihazlarının Factory I/O ile haberleşme ayarlarını yapacağız. Ve küçük bir program yaparak da deneyeceğiz. Daha sonra adım adım ilerleyeceğiz. Factory I/O programı çalıştırdım. Yine demo sürümü bendeki gördüğünüz gibi open kısmına gidebilirim. Kendi senaryolarımdan çağırabilirim ya da hazır senaryolardan çağırabilirim ya da kendim oluşturabilirim. Farklı seçenekler mevcut. Çok farklı senaryolar oluşturabiliyoruz. Biz temel senaryoyu, birinci senaryoyu seçelim. Birinci senaryomuzda konveyerimizin üzerinde bir tane motor var gördüğünüz gibi. Bir de sensör var. Sensörü kullanmayacağız. Sadece motoru çalıştırmayı deneyeceğiz. Bunu da yapmamızın amacı ayarlarımızı doğru yaptık mı yapamadık mı onu görmek için aslında. Şimdi ilk olarak buradan file'a gidiyoruz. Driver'a gidiyoruz sürücülere. Sürücüler arasında bıraktığımızda sınırlı sayıda PLC var. Bu PLC'ler içinde bir blok gerekiyor, bir program gerekiyor ve doğru versiyon olması gerekiyor. Dolayısıyla biraz sorun olabiliyor bağlanmakta. Biz burada Modbus TCP IP server kullanacağız. Bizim cihazlarımızda Ethernet Modbus TCP olduğu için bunu desteklemekte. Şu kısmı seçiyoruz. Daha sonra buradan konfigürasyon bölümüne gidiyoruz. Ve hangi Ethernet adaptöründen haberleşeceğimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bir adet wireless kablosuz var. Bir de kablolu Ethernet adaptörüm var. Ben kablolu Ethernet adaptöründen bağlı olduğum için bunu seçiyorum ve otomatikman benim Ethernet adaptörümün IP adresi buraya geliyor. Nasıl öğrenebilirim bunu? Şuradan gidiyorum. Aynı olup olmadığını size de göstereyim. Ethernet bağdaştırıcı seçenekleri. Ethernet'i tıklıyorum. Özellikler IPv4. Bakınız 249.10.20.2.249 adresimiz. Burada da aynı adresi görüyorum şurada. Bunun aynı olduğunu teyit ettikten sonra port numarasını 502 yapıyoruz. Slave ID'sini de 1 yapıyoruz. Diğer giriş çıkışları sayılarını istediğimiz kadar değiştirebiliriz, arttırabiliriz, azaltabiliriz. Onlara daha sonra değiniriz. Şu an bende 2 adet dijital giriş, 1 adet de dijital çıkış projemde bağlı görünüyor. Şuradaki bakınız konveyörüm, bir de sensör ve Factory Running girişi var. Hazır konfigürasyonu Factory IO tarafı bitti. Start diyorum ve check işareti, OK işaretini gördükten sonra artık her şey hazır. Buradan run butonum var. Çalıştırdığım anda eğer benim cihazımdan buraya onay gelirse konveyör de çalışmaya başlayacaktır. Buradan force dediğim zorlama yöntemiyle testini yapabilirim. Evet, çalıştığını görüyoruz. Relays'te bırakıyorum. Force'da bırakmayız, diğer taraftan komut almaz. Şu an Factory I/O kısmındaki ayarlarım tamam. Şimdi gelelim bizim Iperto IDE arayüzümüze. Bu Iperto IDE arayüzümüz biliyorsunuz hem PLC'leri hem de panelleri programlamak için ve simüle etmek için kullandığımız programdı. Yeni bir proje açıyoruz. Bir isim verelim. AA olsun ismi. Tamam diyoruz. Zaten var dedi. Üstüne yaz dedik. Bir panel seçiniz diyor. Bizim şu an yakınımızda 7LE var. Yani 7 inçlik bir Ethernet modülü olan bir panel seçiyorum. PLC seçmeyeceğim. Panelimin içinde zaten pardon bunun içinde fiziksel şey yok. CE seçersen bakınız kompakt olanlarda fiziksel giriş çıkışlar var. LE olanlarda fiziksel giriş çıkış yok ama hepsinde soft PLC var. Soft PLC özelliğinde kullanacağım biraz sonra. Paneli seçtim. İlk yapmam gereken şey haberleşme ayarları. Haberleşme ayarlarını doğru yaparsam bir daha istediğim kadar senaryomu geliştirebilirim. Zaten açar açmaz haberleşme ayarları sayfası karşımıza geldi. Şuradan Ethernet'ten bağlanacağımı söyleyeceğim. Ancak bağlanmayayım, kapatayım. Bunu geçtiğimizi varsayalım. Şurada yine aynı buton mevcut. Sol üst köşede haberleşme ayarlarına tıkladığımda yine aynı sayfa karşıma geldi görüyorsunuz. Ethernet seçeneğini seçtim. Ethernet'ten bağlanacağım için. Cihaza bir isim vereceğim biraz sonra. Buradan Modbus'ı seçiyorum. Modbus TCP seçiyorum. Modbus TCP ile bağlanıyoruz. ID numaram 1 de hatırlayınız. Bir de bir isim verelim buna. Ne olsun? Factory 1 olsun. Factory 1. Şimdi şuraya bir IP adresi vereceğiz. Bu IP adresi biraz önce belirlediğimiz IP adresi olmalı.
Yoksa haberleşemez. Bir daha emin olalım IP adresimizden. 10.22.249. Gidiyorum şuraya. 10.22.249. Port numarası da 502'yi de hatırlayınız. Şimdi sadece HMI kullanacaksam HMI'de kalıyor. Fakat soft PLC de içinde bulunduğu için soft PLC ile haberleşmek istersen soft PLC seçeneğini seçiyorum. Ben soft PLC'yi de kullanacağım için seçtim ve ekle diyorum. Cihazımı ekledim. Bakın bu ayarları eklemiş oldum. Tamam diyoruz. Artık haberleşme ayarlarım tamam. İlk uygulamamı yapmaya hazırım. Gidiyorum yine faktöreye. Amacım şu olsun. Bir butona bastığımda motor çalışsın. Gidiyorum bir buton alıyorum. Şuradan bir push buton alıyorum. Push buton dediğimiz yaylı butonlar biliyorsunuz. Görselliğe daha sonra çalışırız. Şimdi bu butona bastığımda bu bir adrese bir veri yazmalı. Yani bir verisini yazmalı. O da bizim motorumuza ulaşmalı. Fakat okuma yazma adresinin şu bakınız burada özellik listesi burada butonun üzerine çıktığımda burada geliyor. Tıkladığımda yazma adresi kısmı boş. Çünkü tanımlanmamış herhangi bir adres. Bu adresi tanımlamam gerekiyor. Yani kaç tane giriş çıkışı kullanacaksam her bir için tanımlama yapmam gerekir. O yüzden burada soft PLC tanıtım editörüm var. Ya da burada adres etiket editörüm var. Buradan yapabiliriz. Örneğin buna motor diyelim. Şöyle. Nedir? Factory IO'da yani cihazımızın üzerinde. Buradan Factory IO'yu seçiyorum. Factory 1 ben vermiştim bu cihazın biliyorsunuz. Ne yapmak istiyorum? Çıkışa Discrete Output Coil dediği dijital çıkışa yazmak, veri yazmak istiyorum. Hangisine? İlk çıkışa. İlk çıkışımı yazmak istiyorum. 1 diyorum. Tamam. Bit düzeyinde yani logic 1, 0 ve ekle diyorum. Bunu ekledikten sonra artık bu uzak audio adresim oluştu. Bakalım şimdi buraya gelmiş mi? Yazma adresine gideceğim. Bakın gördüğünüz gibi Factory IO diye oluştu. Tıklıyorum. Artık buna bastığım anda bu adrese bir gönderecek. Yani Factory IO'daki o ilk çıkışa Logic 1 verisini göndermesi gerekir. Şimdi eğer panelim varsa bunu panele yüklemeliyim. Oradan çalıştırabilirim. Yoksa online simülasyondan yapabilirim. Şu an ben soft PLC kısmına herhangi bir network'e bir şey yazmadım. Eğer yazsaydım biraz sonra yazacağız bir sonraki programda. O zaman şurada HMI kontrol kısmından da soft PLC'yi aktif etmem gerekirdi bu programın çalışması için. Bunu unutmayalım. Şimdilik ihtiyacımız yok. Butonum hazır. Butonun üzerine de isterseniz bir yazı yazalım. Start diyelim. Şöyle çalışacaktır. Bastığımız sürece motorumuz çalışacaktır diye düşünüyoruz. Simülatörümüzü çalıştırdık. Herhangi bir fiziksel cihaza ihtiyacımız yok. Şöyle Factory'yi de karşımıza alalım. Şunu da alalım şöyle. Bakalım start verdiğimizde çalışıyor mu? Start, stop. Evet, sensör de gördük karşısına geldi. Bu şekilde kutularımız. Üzerine kutu ilavesi yapmadığımız için buradan gelmedi. Şöyle yapalım isterseniz bir adet şunu atalım şuradan. Şöyle bir adet yükleyici koyalım üstüne. Tekrar çalıştıralım. Tekrar şuradan verelim. Böylece sürekli kutu üretsin bize. Dikkat ederseniz elimizi basılı tuttuğum sürece çalışıyor. Çünkü herhangi bir program yazmadık. Sadece bu adrese bir verisini gönderiyoruz. Başlangıç için bu yeterliydi. Bu videomuzda ayarları öğrenmiş olduk. Bundan sonraki videolarda soft PLC özelliğini kullanarak adım adım sıfırdan programlamaya başlarız. Hem paneli hem PLC'yi. Umarım bu çalışmalar sizler için faydalı olur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.